Annem daha 45 yaşında olmasına rağmen çok fazla unutuyor. İleride Alzheimer olmasından korkuyorum. Ne tür egzersiz yapması lazım? Bu soruyu tam olarak size yöneltmeden önce bir şey eklemek isterim. Biz sorularda genelde yani bütün dinleyicilere hatırlatmak için kesinlikle medikal bir şey önermiyoruz. Doğru sanacağım Öne Hocam. Çünkü bunlar özel durumlar. Herkesin biricikliği var ve bunun geçmişi var. Anamnez kısmı var ve biz genel olarak sadece bunları tartışıyoruz. Yani sorular gelirken bu aklınızda olursa daha kolay cevaplandırılması mümkün olur diyorum ve top sizde hocam. Güzel bir hatırlatma yaptın. Teşekkür ediyorum onun için. Zira biz de genellikle karşıda bir özellikle tıp fakültesinde görevli profesör görünce hemen dizim ağrıyor, belim çekiyor falan muhabbetleri başlıyor. Şimdi Alzheimer hikayesinin olması bir insanın Alzheimer olacağını göstermez. Bunun net bir egzersiz ya da önden önleyici ilacı da yok. En önemli ilacı iki tane. Bir, zihinsel olarak aktif bir yaşam. Ne demek zihinsel olarak aktif? Sürekli tığ işi örmeyi falan zihinsel olarak aktiflik anlıyoruz ama öyle bir şey değil. Sıklıkla yeni şeyler öğrenmeye açık bir hayattan bahsediyorum. Yani yeni deneyimler elde eden, yeni yerler gezip gören, biraz böyle heyecan düzeyi yüksek bir hayat. Yani heyecan derken korku anlamında söylemiyorum. Böyle keşif heyecanı falan, neşeli bir hayat önemli bir faktör. Diğeri belki ondan daha önemlisi sevgi ortamı. Yoğun bir sevgi ortamı insanları gerçekten bu tip nörodejeneratif hastalıklara karşı ciddi koruyor. Bunun çok fazla kanıtını biliyoruz. Sayın Sinan Hocam kitap Evet hocam. önerin kitap spam atıyor Akın gene. Akın Özyurt evet her zaman gelmiş. Dolayısıyla Alzheimer'ı engelleyecek bir ilaç, beslenme ya da şey yok. Bildiğimiz bir egzersiz. Bir tek artık temcit pilavı gibi oldu ama bir kıymeti var mı söylemenin bilmiyorum. Sudoku çözmek Alzheimer'ı geciktiriyor gibi gözüküyor. Ama ben bana sorarsanız sırf Alzheimer olacağım diye ömrümün son 20 senesini Sudoku olmakla geçireceğime Alzheimer olurum daha iyi. Yani gerek yok böyle şeyler yapmaya. Hayatı dolu yaşamak lazım arkadaşlar. Şu anda dolu olmayan bir hayat yarın bir gün ne kadar uzun sürecek diye düşünmenin çok kıymet harbiyesi yok. Zaten dolu bir hayat sürmesi gerektiği kadar sürüyor. Hiç merak etmeyin. Hatta bir soru vardı. Bunu geçen hafta mı konuştuk? Sanırım o. Şey insanlar kendileri ölmeye Soru. karar veriyorlar falan gibi bir şey. Evet, soru oydu hocam. Bir saniye hemen soruyorum. Hı. Ben işaretlemiştim o soruyu. Buldum. Çok saçma gelebilir demiş ama kendince bir tespitte bulunduğunu beyan etmiş. Ve demiş ki ben insanların ölecekleri vakte kendilerinin karar verdiklerini düşünüyorum. İnsanların da bir yaşam motivasyonunun pili olduğunu ve bu pil bittiğinde öldüklerine inanıyorum. Bu kanaate varmamın sebebi de yaşam enerjisi yüksek insanların uzun yıllar yaşadığını, çok ciddi hastalıklar atlattığını ve yaşamda isteksiz olanlarınsa çok genç yaşlarda öldüklerini gözlemlemem. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye bir soru yöneltmişti. Her zaman değil Tam ama da bunun bence için. çok zaman. Yani her zaman değil. Emeklilik hastalığı diye bir şeyden daha önce defaatle bahsettik. Emekli olan insanların birçoğunda yani %30 kadarında daha önce hiçbir belirti vermemiş bazen ölümcül olabilecek hastalıklar ortaya çıkıyor. Neden o insanlar çalıştıkları işlerle ilgili işte hayat rutinlerini terk ettiklerini artık bir yerde psikolojik olarak hani işe yaramayacağını muhtemelen düşündüğü için öyle bir bedensel reaksiyonlar tetikleniyor gibi gözüküyor. Bu insan zihninin insan sağlığına ne kadar etki ettiğini gösteren marjinal bir örnek. Her zaman olmasa da birçok zaman eğer bir insan yaşamamaya karar verdiyse sistem onu birkaç sene içerisinde haklı çıkarıyor. Bu yaşamama kararı çok farklı şekillerde ortaya çıkarabilir. Toplumdan kopup kendisini işte bir kenara çekmek, işte yemeden içmeden kesilmek yahut ölüm riski yüksek aktivitelerde bulunmaya meyletmek, sürekli yüksek riskli işlere girmek gibi. Bir insanın aslında kararlarının hayatını şekillendirmesi meselesine çok bariz örnekler. Bizim arka planda kendimizle ilgili bir kararımız varsa her seçimimiz o kararlarımızı etkiler. Ve o sonuçta yaptığımız seçimlerin neticelerinde o karara göre yaşama ihtimalimiz artar. Eğer bir insan diyorsa ki artık benim bu dünyada işim bitti, geçmiş olsun. Ondan sonra o insanın tekrar bu fikrini değiştirene kadar onu hayata bağlamak zor. Ve biliyorsunuz şeyler işte yıllar süren evliliklerden, birlikteliklerden sonra eşi vefat ettikten kısa bir süre sonra kendisi de vefat eden çiftler mesela insanlar erkek ya da kadın biliyoruz. Bu mesela bir başka kişiyle olan aşırı gönül bağının kopması ya da o kişinin artık olmaması dolayısıyla
hayatı artık yaşamaya değmeyecek bir yük olarak görmenin bir sonucu. Dolayısıyla bu hayatı bir yük değil, şanlı bir görev olarak biliyorsanız biraz daha uzun ve sağlıklı yaşama ihtimaliniz var. Ama hayatı sürekli eğlenilmesi ve geçiştirilmesi gereken bir yük, devamlı bir zulüm, devamlı bir yalnızlık ve başarısızlık hikayesi olarak görme eğilimi varsa o zaman maalesef o çok güzel sonuçlar vermeyebiliyor. Tabii çok uç marjinal durumlar olabilir bununla ilgili ama çok sefer görmüş olduğumuz anekdotal bir meseledir. O yüzden zihnimizi güzel ve temiz tutalım, hayatımız da güzel olsun diyerek tam saat başında da sözü başarıyla tam saatinde sonlandıralım.